Hoş geldiniz Sayın Valim. Araştırma yapmamız ve gündemi takip etmemiz. Bu sosyal medya meslekleri nelerdir? 6 tane örneğim var. Tabii ki de sosyal medya uzmanıyla başlamak istiyorum. Şimdi ama hepimizin elinde telefon var. Belki yemekhane sırasında, belki otobüs beklerken, doğmuşta, her türlü, her zaman. Efendim, teknoloji bütün dünyada o kadar büyük bir hızla yayılıyor ki teknolojiden kaçmak mümkün değil. Zaten kaçmaktan ziyade her türlü nimetlerinden bir kere faydalanmak durumundayız. Dijitalleşmeden özel sektör faydalanamazsa, özel sektör bağlamında baktığımızda karlılıkları azalmaz, yok olurlar. Aynı şekilde kamu sektörü de öyle. Dolayısıyla Türkiye'de de E-Devlet başta olmak üzere tüm kamu şu anda Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis var. Dolayısıyla geride kalmamak durumunda. Dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanmak durumundayız. Aynı zamanda çok zararlı etkileri de var. Bu zararlarından da korunmak durumundayız. İşte Anadolu Üniversitesi SODGEM'in başlatmış olduğu bu eğitimler hem sosyal medyanın faydalı bir şekilde kullanılması, bunun yanında da sosyal medyanın zararlarından korunmayı amaçlıyor. Ben çok beğendim eğitimi açıkçası. Çok memnun oldum, mutlu oldum. Burada gördüğümüz eğitimlerin açıkçası tüm gençlere verilmesinden yanayım. Sosyal medyadan faydalı olarak nasıl faydalanacağız ve zararlarından nasıl korunacağız? Kısaca buydu ama çok da önemli. Şimdi dünya değişiyor. Değişirken de aslında somut dünyadan bir soyut bir alana geçiş yapıyor. Burada da çocuklarımızı uyarmamız gerekiyor. Hem bizim kendimizi güncellememiz hem de onlara bu alanda bir takım uyarılarda bulunmamız gerekiyor. Özellikle çocukların hukuki sonuçlarını bilmedikleri davranış kalıplarını onlara öğretiyoruz. Veyahut da neler yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Sosyal medyada, dijital dünyada hangi tür davranış şekilleriyle veyahut da aileleriyle, arkadaşlarıyla olan ilişkilerde, gelecekte başlarına iş açabilecek olumsuz durumları onlara gösteriyoruz. Aynı zamanda faydalarını da anlatıyoruz. Burada Eskişehir ili proje kapsamında pilot ildi. SODGEM'de bir seneyi buldu çalışmalarımız. 18.sini yapıyoruz. İnşallah diğer illere de gideceğiz ama önce Eskişehir'de aldığımız bir olumlu havayı bir değerlendirmemiz gerekiyor. Daha sonra da inşallah diğer illere, öğrencilerimize ulaşacağız ebeveynlerle. Tabii şu ana kadar 5500'e yaklaştı sayı. 22.000 civarı Eskişehir'de öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutunu anlatıyoruz. Yani eğer bir arkadaşıyla WhatsApp'ta yazışıyorsa, o yazışmayı başka birine gösterdiği andan itibaren başına gelebilecekleri, mahremiyeti ihlalden, TCK'dan suçlanabileceğini veyahut da sosyal medyada fenomenlik yapmak istiyorsa onun nasıl hukuka uygun veyahut da düzenli yapması gerektiğine kadar her şeyi detaylı veriyoruz. İnşallah hedefimiz 20, 22 bin, 25 bine ulaşır. Doğru mu? Bol bol konuşuyorum.